Sevgili seyirciler merhaba, hoş geldiniz. Bugün her zaman yaptığımızdan daha farklı, daha değişik ama daha önemli bir yayın yapacağız. Ekip arkadaşım Burak Siperli ile birlikte bugün başlayan İran'daki seçimleri konuşmak istiyoruz. Size böyle A'dan Z'ye 9-10 soruda İran seçimlerinin önemini, adayları, senaryoları ve dünyayı nasıl ilgilendirdiğine dair bilgiler sunmak istiyoruz. Konuğumuz Yeditepe Üniversitesi'nden Doktor Ezgi Uzun Teker, İran uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Arayı açmıştık. Çok da güzel oldu böyle diyeyim. Tam da iyi oldu. Konusunda gününde uzmanıyla konuşuyoruz. Tekrar kırmadığınız için çok teşekkürler. Sağ olun diyeyim. Burak sana bırakayım soruyu. Ne sormak istersin ilk önce Ezgi Hoca'ya? Ben de bir hoş geldiniz diyeyim öncelikle hocam. Çok teşekkürler. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Bana ilk soruyu sormak düşüyor. Ben de herkesin merak ettiği, benim de sıklıkla merak ettiğim ilk soruyu şöyle sorayım. İran'da seçimler özgür ve rekabetçi mi? Ya yani ikinci tura kalabilmesi düşünülüyor, en azından öyle öngörülüyor. Gerçekten o özgür ve rekabetçilik var mı? Alıştığımız bir durum mudur bu diyeyim. Öyle başlayayım. Tabii İran'da seçim sisteminden bahsediyoruz ama demokratik bir seçim sistemi yok. Yani otoriter bir sistem ama seçimlere dayalı bir otoriter sistem. Özgür değil ama belli bir noktaya kadar rekabetçi diyebilirim. Belli zamanlarda, belli koşullar altında bazen rekabetçi olabiliyor. Çok önemli bir sorun var aslında İran kurumsal yapısında. O da Anayasayı Koruyucular Konseyi adı verilen bir konsey var. Ve herhangi bir seçim söz konusu olduğunda, bu parlamento seçimi de olabilir, cumhurbaşkanlığı da olabilir, uzmanlar meclisi seçimleri de olabilir. Öncelikle adaylar bir başvuru yaparlar ve daha sonra bu adayların onaylanması gerekir. Bu adayların başvurusunun onaylanma sırasında tabii belli kriterler var. Belli bir yaş kriteri var. Daha sonra acaba bu adaylar İslam Cumhuriyeti'nin ilkelerine uygun hareket ediyor mu? Yeterince dindar mı? Bu gibi bir takım daha böyle subjektif kabul edebileceğimiz kriterler var. Bunlara göre bir eleme sürecinden geçer ve aslında adayların çok büyük bir kısmı da elenir ve geriye bir avuç insan kalır ve bunları da seçimlere katılmasına izin verilir. Bu Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin yapısı önemli bizim için çünkü 12 tane hukukçudan oluşuyor. Ama bu 12 hukukçunun 6 tanesi fıkıh uzmanı, yani Şii fakihler ve bunlar doğrudan devrim rehberi tarafından atanıyorlar. Geri kalan 6 tanesi de üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan normal hukukçular. Bunlar da yine devrim rehberinin atadığı yargı erkinin başındaki kişinin öne sürdüğü ve parlamentoya onay için sunduğu adaylar arasından seçiliyor. Yani aslında şöyle baktığımızda doğrudan ve dolaylı olarak devrim rehberinin hangi adayların seçimlere gireceğini belirlediğini görüyoruz sistemde. Bu hep bu şekilde oluyor. Özgürlüğün kısıtlanması aslında bu noktada devreye giriyor. Bazı yıllarda bakıyoruz bazı cenahtan mesela bazı hiziplerin adaylarına daha çok yer verilmiş, bazılarına daha az yer verilmiş. Bu daha çok reformcularda ortaya çıkıyor. Yani geçtiğimiz birkaç seçimde reformcu adayların çok büyük ölçüde veto edildiğini görüyoruz. Hal böyle olunca da hem rekabetçilik hem de özgür seçim noktasında tabii ki tartışmalar yaratılıyor. O zaman buradan ben devam sorusu olarak şunu sorayım. Yani bahsettik biraz kimin adayları nasıl seçtiğine, neye göre veto ettiğini anlattınız bize ama bir takım isimler var. Yani işte 80 kişinin kayıt yaptırdığını okudum. 6 kişiye izin çıkmış. Birazdan adayları daha detaylı size soracağız ama zaten ikisi de son anda seçimlerden çekildi. Neden çekildiklerini de biraz sonra konuşuruz yine ama akılları işte şimdi izin verilmeyenler arasında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad geliyor. Yani izin verilmemesini nasıl okumak lazım? Bir de şunu da sormak istiyorum aslında. Yani Ahmedinejad da gündemde kalabilmek, tekrar gündem olabilmek için mi adaylık başvurusunda da bulunmuş olabilir? Hani zaten reddedileceğini bildiğini düşünerekten bu soruyu sormuş oluyorum size. Biraz böyle kişi özelinde konuşacak olsak ne söylersiniz hocam? Ahmedinejad tabii çok ilginç bir isim. Çünkü kendi döneminde yani 2005'te ilk Cumhurbaşkanı olduğunda o dönem için söylüyorum başa gelen Molla olmayan ilk Cumhurbaşkanıydı. Aslında şu an için de böyle bu. Yani Molla kökenli olmayan bir Cumhurbaşkanı Ahmedinejad var ve çok büyük oranlarıyla aslında koltuğa oturmuştu. Çok büyük bir halk tabanı var. Çok popülist bir isim zaten. Ve çok da güçlü bir isim. Ve bu gücünü de devam ettiriyor. Yani halk nezdinde hala Ahmedinejad'ın ciddi bir tabanı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden yani o siyasi aktivizminin devam etmesi sadece kendisini bence gündemde tutmak değil, seçimlere katılsa seçimleri alabilecek kapasitede olduğu için. Dolayısıyla da adaylık başvurusunda bulunuyor. İlk etapta devrim rehberiyle arası da çok iyiydi ilk başa geldiği yıllarda. Ancak 2010-2011'li yıllardan sonra özellikle ikinci döneminde devrim rehberiyle arasında bir otorite krizi yaşandı. Çeşitli konularda anlaşmazlık yaşadılar ve aralarında bir ayrılık ortaya çıktı. Bunu en çok gözlemlediğimiz olay da 2011 yılında nükleer tesislere bir siber saldırı gerçekleştirilmişti ve bundan dolayı da Ahmedinejad dönemin İstihbarat Bakanı'nı sorumlu tutmuştu ve bir baskı yoluyla onu istifaya zorladı. Bakan istifa etti, Ahmedinejad istifayı kabul etti ama daha sonra Hamenei bunu geri döndürdü. Bu istifayı geri döndürdü. Bu otorite krizinin sonunda Ahmedinejad kendisini eve kapadı. 11 günlük bir ortadan kaybolma süreci vardır Ahmedinejad'ın. Bu da Hamenei'ye karşı çok ciddi bir reaksiyon ve bir protesto olarak görüldü sistem tarafından. Dolayısıyla yavaş yavaş artık Ahmedinejad'a sistem içerisinde devrim rehberi dahil önemli isimlerin ve önemli odak noktalarının desteğini çektiğini görüyoruz. Bu sebeple de bundan sonraki dönemlerde seçime katılmasına izin verilmedi. Yani biraz bu veto süreçlerinde şöyle bir şey yaşanıyor aslında. Dediğim gibi yani aslında çok temel kriterler var. Dediğim gibi bu devrim ilkelerine sadakat, dindar olmak, belli bir yaş şeyini tutturmak, yönetim kadrolarında deneyim sahibi olmak. Mesela bunlar genel şeyler, kriterler. Ama baktığımız zaman sistemin belirli dönemlerde ihtiyaçlarını belirleyip, yani şu an İran halkının ve sistemin, devletin neye ihtiyacı var? Buna uygun adayları ön plana çıkardığını görüyoruz biz. Burada bir seçim yapıyor. Birkaç tane aday çıkartıyor ve halka sunuyor. Diyor ki siz bu adaylardan bir tanesini seçin. Bunların hepsi de öyle ya da böyle bizim için bu dönem uygun olacak adaylardır ve siz bunlardan seçeceksiniz diyor. Ve sistem aslında biraz bu şekilde ilerliyor, seçim sistemi. Ben çok ufak bir şey sormak istiyorum. Hiç kadın aday gördük mü hocam bu zamana kadar? Kadınlar başvuru yaptı ancak onaylanmadılar. Yalnız yasada kadın olamaz diye bir şey yok aslında. Yani bununla alakalı herhangi bir şey yok seçim yasasında. Kadınlar dolayısıyla şey yapıyorlar, yani adaylık başvurusunda bulunuyorlar. Ama şu ana kadar hiç kimse kabul edilmedi. Çok teşekkürler hocam. Hazır adaylardan konuşuyorken o zaman güncel durumdan da bahsederek devam edelim istiyorum. 6 aday yarışıyordu. Hatemi ve Zakani son anlarda çekildiler ve şu an 4 aday yarışıyor. Çekilmelerinin nedenini nasıl açıklarız? Buradaki dinamikleri nasıl açıklarsınız? Muhafazakar kanadın güçlenmesi olarak yorumlayabilir miyiz? Veya siz nasıl yorumlarsınız? Aslında bu adaylar aday oldular ama bunlara tam olarak aday da diyemiyoruz. Şundan dolayı bunlar seçime katıldılar ama farklı bir sebepten dolayı seçime katılmalarına izin verildi. Çünkü bu iki aday da aslında yine ultra muhafazakarlar dediğimiz direniş cephesi ve onun benzeri olan oluşumlara çok yakın olan adaylar. Ve şeyde Farsça'da bir terim var. Namzede puşeş diyorlar buna. İngilizceye cover candidate diye çevrilmiş. Belki görmüşsünüzdür. Ben bunu Türkçe'de daha uygun bir şekilde tamamlayıcı aday olarak görüyorum. Bunlar seçimlere giriyor ve aslında kendi cenahlarından aday olan asıl kişiyi, yani asıl adayı desteklemek için oradalar. Örneğin belki takip etmişsinizdir, İran'da televizyonda belirli dönemlerde, yani belirli günlerde seçim dönemi boyunca münazaralar olur. Cumhurbaşkanları çıkar, bu 6 adayda çeşitli konularda münazara yaparlar. Ekonomi konusunda, dış politika konusunda, iç politika konusunda ve bu münazaralarda Zakani ve Kasızade gibi isimlerin biz aslında Celili'nin politikalarını daha destekleyici yorumlarda bulunduklarını ve karşı tarafı, yani reformcu ya da ılımlılara daha fazla saldırarak o şeyi münazara ortamında daha böyle muhafazakarların kazanmasına ya da orada daha ön plana çıkmalarını sağlamak gibi bir rol üstlendiklerini görüyoruz. Bu son birkaç seçimde aslında ortaya çıkan bir strateji. Bunların amacı son noktaya kadar orada kalmak değil, zaten son noktada geri çekilecekler ve kendi adayları kimse oyların ona gelmesini sağlayacaklar. Tabii sistem açısından şöyle de bir şey var, yani sistem 5-6 tane ya da 7-8 tane aday ortaya koyabiliyor zaman zaman. Bunu biraz da İran içerisindeki farklı kesimlere sizin de adayınız var diyebilmek için ve seçimlere katılımı artırmak için, yani bir çeşitlilik göstermek için de yapıyor. Ama aslında sistem de bu adayların bir noktada geri çekileceğini zaten biliyor. ki son günlerde çok bunu gördük. Yani kapalı kapılar arkasında bu adayların çoğu bir araya gelip çok uzun saatler görüştüler kendi aralarında. Kim çekilsin, kim kalsın diye. Her zaman İran siyasetinde böyle son günlerde, seçimlerde bir çekilme durumu olur. Zakani de bundan dolayı çekildi. Hocam, kalan 4 adayı tanısak, bize tanıtsanız. Şimdi görüyorum ben de özellikle reformist kanadın adayı değil mi? Pezeşkiyan'ın hem Türk kökenli olması, işte verdiği Kürtçe demeçleri biraz Türk medyasında da kendisini popüler bir hale getirmiş durumda. Sanki seçimlere olan ilgi de, yani İran seçimlerine olan ilgiyi de böyle her gün en azından ben dünya haberlerinde çeşitli web sitelerinde görüyorum. İşte Türk kökenli bir cumhurbaşkanı mı olacak İran'ın, İran'ı Türk kökenli biri mi yönetecek vesaire diye. Hem biraz işte yani Pezeşkiyan üzerinde daha fazla duralım isterseniz. Diğer 3 adayı da bize hiç bilmeyen birilerine anlatsanız nasıl anlatırsınız, neler söylersiniz? Pezeşkiyan da sürpriz bir aday şimdi açıkçası. Hiç kimse reform cenahından Pezeşkiyan'ın onaylanacağını ya da belki de bu noktaya geleceğini, bu kadar kısa sürede popüler olacağını da beklemiyordu galiba. Pezeşkiyan aslında bir doktor. Zamanında Hatemi döneminde Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuş. Daha sonraki zamanlarda parlamento üyesi, meclis üyesi olarak da görev yapmaya devam etmiş. 69 yaşında Tebriz kökenli, yani Azerbaycan eyaletlerinden gelen bir kişi. Aslında çok dindar birisi. Yani sistemin de seveceği bir özelliği var. Yani çok dindar, çok sofu olarak biliniyor. Aynı zamanda çok mütevazi bir hayat yaşıyor. Adı hiç yolsuzluğa karışmamış ve bu noktada diğer adaylardan büyük ölçüde farklılaştığı görülüyor. Şöyle bir konuşmalarına baktığımızda, yani hem münazara sürecinde hem de kampanya sürecinde konuşmalarına baktığımızda diğer reformcu cumhurbaşkanları gibi diye geçmiş dönemlerdeki daha fazla Batı'yla ilişkileri ön plana çıkardığını görüyoruz. Yani mesela ABD ile doğrudan iletişime geçilebilir, yaptırımlar kaldırılması için ciddi bir süreç başlatılabilir gibi konuşuyor bir yanda. Onun haricinde ekonomiye yönelik yapısal bir değişikliğin gerekli olduğunu söylüyor. Yani ekonomide şu an çok ciddi bir yapısal problem var, bir yapısal reform lazım. Aynı zamanda yolsuzluk karşıtı süreçlerin de başlatılması lazım diyor. Mali eylem görev gücünün İran'ın tanıması gerektiğini söylüyor. Bunun gibi aslında çıkışları var. Zorunlu başörtüsü konusunda da bir takım çıkışları oldu. Yani Şah döneminde nasıl kadınların başını açmasına yönelik bir zorunluluk vardı ve bu olmadı. Yani bu kadınların durumu açısından iyi değil de böyle bir politika gütmek. Şimdi de kadınların başını örtmesi gibi bir zorunluluk da iyi değildir gibi söylemleri oldu. Dolayısıyla tabii bunlar Pezeşkiyan'ın oyunu epey bir arttırdı. Şöyle bir anketlere bakıyorum. Anketlerde %13 ile başlamış mesela. Özellikle İSPA anketine bakıyorum daha çok. %13 ile başlamış ve dün paylaşmıştım. Dünkü yayınlanan ankette oy oranı %33'e fırlamış. Yani aslında çok kısa bir süre içerisinde 20 puanlık bir artış var ve bu hiç de fena değil. Tabii burada hitap ettiği seçmen yenilik yanlısı seçmen, sokağa çıkmış olan seçmen, yani artık ben oy kullanmayacağım diyen seçmen. Bunların bir kısmının oyunu alabildiğini görüyoruz ama tabii ki yeteri kadar mobilize edebilecek mi seçmeni artık bugün göreceğiz. Yani bugün ve eğer seçimler ikinci tura kalırsa o zaman göreceğiz. Bu açıdan aslında Pezeşkiyan çok enteresan bir sürpriz aday. Bunu söylemekte fayda var. Sürpriz olmayan 2 tane aday vardı. Bunlardan bir tanesi Kalibaf, diğeri de Celili. Kalibaf siyaset sahnesinde uzun yıllar bulunan eski bir devrim hafızları komutanı. Zamanında Tahran Belediye Başkanlığı yaptı ve 2020 yılından beri de meclis sözcüsü olarak görev alıyor. Ve bu dönem içerisinde, yani bu içinde bulunduğu bu bürokratik pozisyonlar sayesinde epey bir network'ünü genişlettiğini biliyoruz. Yalnız bunun bir yansıması olarak adının çok yolsuzluklara karıştığını da biliyoruz. Kendisiyle alakalı bir takım yolsuzluk iddiaları oldu ve bunu sistem bir şekilde bertaraf etmeye çalıştı. Özellikle adaylık süreci ortaya çıktığında. Kalibaf'ın söylemine baktığımızda daha böyle bir güçlü lider söylemi var. Belki biraz da bu askeri arka plandan geldiği için de bu olabilir. İran'ın çok güçlü bir lidere ihtiyacı var ve o güçlü lider boşluğunu ben doldurabilirim gibi bir söylemim var. çok pragmatisttir. Her ne kadar muhafazakar bir aday olsa da pragmatist muhafazakar olarak bilinir. Dolayısıyla çeşitli politika konularında pozisyonunu değiştirebilir. Ben böyle görüyorum Kalibaf'ı. Yalnız güçlü bir aday ve aslında sistemin de Cumhurbaşkanı olmasını istediği aday bence Kalibaf. Yani bu anlamda özellikle de Hamenei sonrası dönemde bir otorite boşluğunun olmaması için biraz güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu düşünüyor galiba sistem. O yüzden Kalibaf'ı özellikle ön plana çıkardığını görüyorum. Kalibaf bazı anketlerde ilk sırada ya da ikinci sırada görünüyor. Yani şansı epey yüksek. Celili Reisi'nin mirasını devam ettiren aday diyebiliriz. Bu Mart 2024 seçimlerinde direniş cephesi meclis çoğunluğunu elde etmişti ve zaten Reisi de onların adayıydı. Yani onların başa getirdiği bir kişiydi. Şimdi Celili Ahmedinejad döneminin eski nükleer baş müzakerecisi ve daha sonra hem Reisi döneminde hem daha yakın dönemlerde yine bu ekip içerisinde yer aldı. Bu direniş cephesi ekibi içerisinde yer aldı. Ve Celili'nin tabii ki çok ultra muhafazakar bir çizgide yürüdüğünü görüyoruz. Çok ultra muhafazakar, yani Batı ile ilişkiler konusunda mesela kesinlikle doğrudan bir iletişim olmaması gerektiğini düşünüyor. Özellikle bu nükleer anlaşma bağlamında konuşursak. Çok popülist, ekonomi konusunda çok popülist politikaları var. Varlık vergisi gibi şeylerden bahsediyor. Konu sorununun çözümüne dayalı olarak daha popülist politikalarla bu sorunların çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Celili biraz böyle bir aday. Yani Batı'yla ilişkiler konusunda çok ultra muhafazakar, doğrudan ilişkiye girmemeliyiz. Hatta ve hatta anlaşmayı, yani bu nükleer anlaşmayı canlandırmamalıyız. Bu hiç kimsenin hayrına değil, İran'ın hiç hayrına değil. Daha böyle kendi içine kapalı ya da eğer ki dış dünyayla ilişki kuracaksa o zaman belki Çin'le, Rusya'yla, daha böyle Doğu ülkeleri ya da BRICS gibi ülkelerle işbirliği içerisinde olmalı gibi bir çizgide yürüdüğünü görüyoruz. Celili de yine bu 3 adaydan bir tanesi, en yüksek 3 adaydan bir tanesi. Burada asıl rekabet aslında Kalibaf ve Celili arasında. Biz bunu meclis seçimlerinde de görmüştük çünkü. Ultra muhafazakarlar ve muhafazakarlar, yani neo muhafazakarlar, pragmatist muhafazakarlar arasında çok ciddi bir rekabet var. Ve onlar reformcuları bir kenara itip artık kendi aralarında bir rekabete başlamışlardı. Şimdi biz bunu tekrardan görüyoruz. Çünkü son 2 gündür Kalibaf ve Celili ikisi de sürekli kapanıp birbirleriyle görüşüyorlar. Bazı devrim muhafızı komutanlarının eşliğinde, onların süpervizörlüğünde ve sen çekil ben çekil kavgası yapıyorlar aslında. Çünkü artık yavaş yavaş Pezeşkiyan'ın yükselişinden dolayı da şey yaptıklarını görüyoruz, korkmaya başladıklarını gördük bu süreç içerisinde. Ama ikisi de birbirini o kadar büyük bir rakip olarak görüyor ki uzun vadede ikisi de çekilmek istemiyor. Nihayetinde zaten çekilmediler, ikisi de yarışta olduğunu belirtti. Çok teşekkürler hocam. Ben hemen buradan devam etmek istiyorum soruma. Aslında kampanya sürecinin neleri savunduklarını soracaktım. Zaten bahsettiniz bundan. O yüzden şuraya geçmek istiyorum. Okey, siyasetçiler konuştu. Ama halk ne istiyor? Yani İran'da halkın şu anki gündemin ne? Buna karşılık bulabiliyorlar mı? İşte bu seçimlere katılımı etkileyecek mi bu karşılık bulabilme kampanya süreci? Özel olarak da bu da benim birazcık da merakım. Bir de İran'daki genç seçmen ne düşünüyor? Yani genel seçmenin aksine bir genç seçmeni de konuşmak istiyorum ben de sizle. Teşekkürler. Evet, aslında zaten konuşulması gereken nokta gerçekten de seçmen. Yani seçmen burada ne yapacak? Seçmen biraz sıkışmış durumda. Yani İran seçmeni tabii son yıllarda da şöyle bir trend gördük biz. Seçimlere katılım oranı çok azaldı. Hem 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu böyleydi. Hem 24 parlamento seçimlerinde yine aynı durumda %40'lara kadar indi seçimlere katılım oranı. Tabii bu da acaba sistem meşruiyetini kaybediyor mu gibi bir soruya yol açtı. Burada biraz aslında o rakamlara belki ilk başta değinmekte fayda var. Yani seçmen davranışını genel anlamda anlamakta bir fayda olduğunu düşünüyorum ben. 79'dan 2024'e kadar tüm seçimlere baktığımızda aslında seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı ortalama %65.5 civarında. Yani ortalama olarak İran'ın %35'lik bir kısmı seçimlere gitmiyor. Bunlar çok farklı sebeplerle gitmiyor olabilirler. Gerçekten sistem karşıtlığından dolayı olabilir. Kendi adayı veto edilmiş olduğu için olabilir. Ya da daha böyle kıyı köşe vilayetlerde biz bunu çok görüyoruz. Buraların biraz daha kurumsal altyapısı, yani devletin böyle erişimi çok daha az bu bölgelere. Mesela Sistan, Belüçistan bölgesini falan düşünüyorum. Buralarda insanlar genellikle seçimlere gitmeyebiliyorlar bazı bölgelerde. Yani sistemsel altyapı çok az olduğu için, devletin eli buralara çok fazla uzanmadığı için böyle bir gerek görmeyebiliyor. Böyle bir hayat yaşamıyor yani. Dolayısıyla %65 aslında çok ortalama bir rakam şöyle baktığımızda. Ve bu %65'ten yukarıya ve aşağıya doğru giden sürekli bir ivme var. Belli dönemlerde çok yükseldiğini görüyoruz katılım oranının, ama belli dönemlerde genellikle bu seviyede, yani %50-%60 bandında zaten seyrediyor. Hangi dönemlerde çok yükselmiş? Aslında çok az yükselmiş oy oranı. Mesela Ahmedinejad'ın dahil olduğu 2009 seçimlerinde çok yüksek, yani %83-%84 civarında. Hatemi'nin 97'deki seçimlerinde yine çok yüksek, %70'in üzerinde çıkmış. Daha sonra Ruhani'nin dahil olduğu bu 2016 seçimleri vardı. Bunlarda da yine çok yüksek, %76 civarında. Ama onun dışında aslında çok da yüksek değil katılım oranı. Bunu bence bu şekilde değerlendirmek lazım. Peki o dönemlerde neden bu kadar yüksek? Çünkü yenilik yanlısı olan seçmen kendisine hitap edebileceğini düşündü ve yenilik getirebileceğini düşündüğü bir aday bulduğunda seçimlere katılmayı tercih ediyor. Bu çok stratejik bir tercih bence, İran seçmeninde gözlemlediğimiz. Eğer yenilik yanlısı, yenilik getirebilecek birisi varsa o zaman gidip oyunu kullanabiliyor. Ahmedinejad, Ruhani ve Hatemi tam da bu profile uyan isimler zaten. Bu yüzden bu dönemler yüksek. Dediğim gibi son zamanlarda %40'a düşmüştü. Şimdi tabii ki en büyük mesele, acaba tekrardan katılım oranı yükselir mi? Şöyle bir anketlere baktığımızda %54 civarında sanki kesin bir katılım olacak gibi görünüyor. %54-%55 civarında. Bu bir önceki döneme göre bir %15'lik bir artış demek. Ama zaten yine İranlı seçmen davranışına baktığımızda çok net gördüğümüz bir şey. Katılım oranları çok değişken, çok oynak. Bir yıl dediğim gibi %70'lerin üzerine çıkıyor. Ertesi yıl 30 puan düşebiliyor. Yani burada aslında seçimlerin kaderini belirleyen kitle kim? Yenilik yanlısı olan kitle. Bu kitle aynı zamanda kim? Bu kitle 2018'den beri sokağa çıkmış olan kitle. Yani 2018, 2019, en son mesela Emini protestoları 2022. Bunlar sokağa çıkmışlar ve sokağa çıkıp aslında biz sandıkta siyaset yapamıyoruz. Biz sandık siyaseti bizim işimize yaramıyor. Biz dolayısıyla artık sokağa çıkacağız ve derdimizi sokakta anlatacağız diyen kitle. Bunların içerisinde dediğiniz Z jenerasyonu da var. Çok genç nesil de var ve bence çok büyük ölçüde genç nesilden oluşuyor. Hem milenyıllardan hem Z jenerasyonundan oluşuyor. Ve biraz sisteme yönelik umutlarını kaybetmiş bir nesil bu. Onları sandığa çekmek çok zor. Zaten Pezeşkiyan'ın bu kampanya sürecinde temel meselesi diğer adaylar değil bence, işte bu seçime katılsak mı katılmasak mı diye düşünen halktı. Pezeşkiyan başa geldiğinde gerçekten bir şeylerin değişeceğini eğer hayal edebiliyorsa bu halk, o zaman ancak bu seçime katılacaktı. Şimdi göreceğiz tabii bugünün nasıl bir oy oranı olacağını. Ancak bu seçmenin dediğim gibi temel meselesi, herhangi bir aday yenilik getirebilir mi, getiremez mi? Çünkü İran çok ciddi krizlerden geçiyor içeride. Yani ekonomik bir kriz var, çok yüksek enflasyon var, çok ciddi işsizlik seviyeleri var. Bir önceki yönetimden hiç memnun değiller, Reisi yönetiminden. Çünkü Reisi yönetiminde çok daha ultramuhafazakar adımlar atılmıştı. Bu zorunlu hicabın çok daha sıkı uygulanması gibi bir durum söz konusu olmuştu. Zaten bunun akabinde protestolar patlak verdi. Protestoların ardından pek çok infazlar gerçekleştirdi. Baskı ortamı arttı. Yani İran içerisinde bunun gibi hem ekonomik hem siyasi konular var. Ve seçmen şunu düşünüyor tekrardan. Bu değişebilir mi? Herhangi bir adayın bunu değiştirmeye gücü var mı? Eğer ki herhangi bir adayın bunu değiştirmeye gücü yoksa o zaman ben gidip de oyumu kullanmayacağım. Şu an aslında bunun şeyini yapıyor, bunun hesabını yapıyor. Bir başka yaptığı muhasebenin de ben şu olduğunu düşünüyorum. Oy oranı biraz, yani katılım oranı biraz artacağı için, öyle bir öngörüm olduğu için bunu söylüyorum. Şu ana kadar katılmadı reformcu ve yenilik yanlısı seçmen, yani 2020 yılından beri seçimlere katılmadı. 2020-2021-24 yılından beri Ve bunun sonucu ne oldu? Ultra muhafazakarlar başa geçti. Yani onların bıraktığı bir boşluğu tam tersi yönde bir grup, bir hizip elde etmiş oldu. Ve bu da aslında ne ekonomi, ne iç politika, ne dış politika hiçbir anlamda yine bu seçmene fayda getiren bir şey değil. Onlar için değil, yani onların görüşünden bu böyle değil. Dolayısıyla artık biraz da bunun muhasebesini yapıyor. Sokağa çıktık, bir şeyi değiştiremedik. Meclis ultra muhafazakarlara geçti. Acaba şimdi tarihi bir fırsat çıktı önümüze, bu fırsatı değerlendirsek mi? Temel mesele bu, İran halkının. Hocam, o zaman öngörülerinizi sormak istiyorum biraz. Yani bundan sonra ileriye doğru, geleceğe dönük konuşmak zor. Yani sonuçlar da belli olmadan, ama yine gazetecilerin klasik sorusudur tabii. Ben de sormayı planlıyorum. Ne bekliyorsunuz? Yani ikinci tur olabilir mi? Veya işte başı çeken adaylardan, örneğin bir reformist kampta gerçekten bir sürpriz görüp reformist birinin bir cumhurbaşkanı olduğu bir senaryoyu görür müyüz ilerleyen dönemlerde? Böyle olursa eğer dünya için anlamı ne olur bu seçim sonuçlarının diyeyim? Böyle hem İran için hem dünya için bize biraz seçim sonuçlarının olası etkilerini değerlendirecek olsanız neler söylersiniz diyeyim. Burak'a Türkiye'yi bırakayım soru olarak. Peki. Tabii reformcu adayın bu kadar öne çıkacağını yani bir ay önce sorsanız herhalde hiç kimse tahmin etmezdi. Bu biraz bizim hesaplarımızı değiştiren bir şey. Yani bu konudaki analitik hesaplarımızı değiştiren bir durum bu. Şimdi Kalibaf ve Celili'nin iki muhafazakar ama birbirinden farklılaşan iki muhafazakarın orada olması muhafazakar oyların bölünmesi anlamına geliyor. Ve bu tabii ki Pezeşkiyan'ın işine yarayacak bir durumdur. Bu Pezeşkiyan'a daha fazla oy sağlayacaktır. Ancak birinci turda bu 3 aday da katıldığında birinci turda Pezeşkiyan gibi bir isim alabilir mi seçimi? Biraz zor görünüyor bana. Yani ben biraz ikinci tura kalabilir gözüyle bakıyorum. Pezeşkiyan'ın olacağını düşünüyorum. Onun haricinde Kalibaf ya da Celili olabilir ikinci turda. İkinci turda bu sefer tek bir muhafazakar aday kalacağı için muhafazakar seçmen birleşip tek bir adaya verebilir mi Celili ya da Kalibaf'a? Biraz bunun cevabı önemli. Bunu da çok bilmiyoruz. Çünkü şuna da ben katılmıyorum. Diyelim ki Celili'nin Celili çıktı, yani üçüncü oldu ve ikinci tura katılmadı. Onun oyları doğrudan Kalibaf'a gider mi? Hmm. Bu biraz bence şüpheli, yani buna şüpheli yaklaşmak lazım. Burada tekrardan bir oy bölünmesi olabilir. Bir kısmı belki Pezeşkiyan'a verebilir, bir kısmı Kalibaf'a verebilir, bir kısmı da oy kullanmayabilir. Bu da olabilir. Yani Celili'nin belki o durumda kendi seçmeni de sandığa gitmekten imtina edebilir. Dolayısıyla ben biraz daha ikinci tura kalacağını ama reformcu adayın şansı olduğunu düşünüyorum. Yani bir ay öncesinde hiç yok diye baktığımız bir şey belki bu, ama şu an heyecanla bekliyoruz. Seçimler nasıl olabilir ve bu dönemki seçimler biraz daha nispeten biraz daha rekabetçi. Yine ilk soruya bağlamak gerekirse. Hocam peki ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak ve biz hani sonuçları mesela bugün öğrenebilecek miyiz, yarın mı öğreneceğiz, biraz ona dair ne söylersiniz? Bugünden biraz belirli olmaya başlar. 2 gün içerisinde netleşir. 4 Temmuz'da da yanılmıyorsam ikinci tur yapmayı planlıyorlar. Hocam aslında dünya için anlamı konusunda ben tekrardan devam edeceğim. Benim de merak ettiğim, özel olarak da spesifik sormak istediğim konu, yani bazen gündemler atlanıyor böyle, zaman geçtikçe de unutuyoruz. Nisan aylarında İran-İsrail gerilimi falan da yaşamıştık. Bu son süreçlerde bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem Orta Doğu'daki olası senaryoları ne? İran-İsrail düzlemindeki o senaryoları çok merak ediyorum ben. Bunu biraz daha aşabilir misiniz? Mesela reformist aday kazandığı zaman neler olabilir? Orta Doğu'da nasıl bir şey görebiliriz gibi? Müzakerelerde neler görebiliriz? Nükleer müzakerelerde falan. Belki oraları konuşabiliriz. Evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi aslında sistemin dış politika konusunda belirli ilkeleri var ve o ilkeler ışığında ilerleniyor. Burada başkanlık değişimi neye sebep olabilir? Uygulama noktasında bir takım değişiklikler olur. Yani reformcu aday gelirse bunu farklı türlü uygular. Muhafazakar aday gelirse farklı türlü uygular. Aslında bir tek uygulama noktasında bir değişiklik olabildiğini biz görüyoruz bu noktada. ABD ile özellikle müzakere sürecinde, yani nükleer müzakereler bağlamında bir takım değişiklikler olabilir. Yani şu ana kadar aslında Reisi hükümetine de baktığımızda ABD ile ve diğer ülkelerle bir şekilde nükleer müzakereleri devam ettirdiğini görüyoruz. Ama ultra muhafazakarlar özellikle devrim muhafızlarının etkisine bence çok çok açıktı. Ve orada sürekli olarak devrim muhafızlarının terör listesinden çıkarılması gibi bir takım ek talepler gelmişti. Ve aslında biraz da bu ek taleplerden dolayı imzalanabilecek bir anlaşma imzalanamadı. Şimdi reformcu aday geldiğinde, reformcu aday dediğim gibi şunu iddia ediyor. ABD ile aslında doğrudan iletişime geçilebilir. Yani doğrudan bir müzakere süreci başlatılabilir. Yaptırımların kesinlikle kaldırılması lazım ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız diyor. Ve bu noktada ABD seçimlerinde neler olacağını da bekleyip görmek lazım. Çünkü Trump başa gelirse eğer acaba bu reformcu bir aday da olsa, muhafazakar bir aday da olsa nasıl yansıyacak bu müzakere sürecine, bunu görmekte fayda var. Ama en azından İran'ın biraz daha Batı ile ilişkilerinde daha ılımlı bir çerçevede yol alacağını beklemek mümkün. Pezeşkiyan gibi reformcu bir aday geldiği müddetçe. Kalibaf da aslında bu müzakere sürecinin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyor, ancak hiç taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Mesela bugün İran çok yüksek seviyelerde uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürütüyor ve bu zenginleştirme faaliyetlerini bir koz olarak kullanaraktan, yani işte bu %60 ve %60 üstü uranyum zenginleştirme faaliyetinden bahsediyorum. Bunları koz olarak kullanıp yaptırımları bertaraf etmeyi hedefliyor Kalibaf. Bu yaptığı konuşmalarda, kampanya sürecinde bunu anlıyoruz. Bir adım onlar atsın, bir adım biz atalım gibi bir yaklaşımı var. Ama Celili başa gelirse belki de müzakere süreci komple kapanabilir. Bu noktada da İran'ı çok biraz daha, yani böyle içe kapalı, Batı ile ilişkileri neredeyse tamamen durdurulmuş noktasına gelmiş bir ülke olarak tasavvur edebiliriz bu noktada. Orta Doğu konusunda ben çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Orta Doğu'daki siyaset biraz daha sistemin artık ilkesel olarak benimsemiş olduğu bir siyaset. Burada direniş ekseni politikasından bahsediyorum. İran'ın içerisinde çok konuşmadığımız başka bir mesele var aslında, o da özellikle Ahmedinejad döneminden itibaren siyasetin çok fazla askerlerin eline geçmiş oldu. Yani devrim muhafızlarının eline geçmiş oldu. Hatta o kadar güçlü bir hale geldiler ki, yani zaten askeri anlamda yeteri kadar güçlüler, ekonomik anlamda İran ekonomisinin çok büyük bir kısmına sahipler ve aynı zamanda da bürokratik pozisyonlara çok yerleşmeye başladılar Ahmedinejad döneminden itibaren ve şu anda bu böyle. Yani parlamento üyelerine bakarsak, adaylara bakarsak, cumhurbaşkanları adaylarına ya da genel anlamda valilere, belediye başkanlarına bakarsak çoğunun asker kökenli olduğunu görüyoruz. Ve bunların biraz da işte bu içeride tutunmasının da bir yansıması olarak dışarıda direniş ekseni adını verdiğimiz işte bu devrim muhafızlarının kurup, yerleştirip, devam ettirdiği bir siyaset var, bir ittifak ağı var orada ve bu kesinlikle devam edecektir. Bu artık sistemin kendi siyaseti haline geldi, çünkü bunu artık sisteme tamamen kabul ettirdiler ve Pezeşkiyan da gelse, Kalibaf da gelse, Celili de gelse ben bu konuda hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Yani İran bugün Lübnan Hizbullah'ıyla, Husilerle, Irak'taki Şiilerle nasıl bir iletişim halindeyse, nasıl bir politika yürütüyorsa bölgede ya da İsrail'e karşı nasıl bir politika yürütüyorsa bunu yürütmeye devam edecektir. Bunun dışında tabii başka ülkeleri de düşünebiliriz. Çin'le ilişkiler nasıl olabilir? BRICS ülkeleriyle ya da Rusya'yla. İran'ın zaten son dönemlerde bunlara daha çok yaklaştığını görüyoruz biz bu güçlere. Özellikle çok kutuplu dünya düzenini biraz böyle göz önünde bulundurup bu aktörlere daha çok yaklaşıyor. Ve bu yönde de yine kim gelirse gelsin başa burada da yine aynı çizgide devam edeceğini düşünüyorum. Hocam son olarak tabii Türkiye'yi sormazsak kızar izleyicilerimiz. Bir şey bekliyor muyuz? Bir değişiklik bekliyor muyuz Türkiye ile ilişkilerde? Ben çok olacağını düşünmüyorum ama yine sormuş olayım tabii. Evet, yani Türkiye ile ilişkilerin belli bir seyir var, evet. Ve bu seyirden çok da bir yön değişikliğinin olacağını ben tahmin etmiyorum. Yani Türkiye ile belirli meseleler var. Mesela hala Güney Kafkasya meselesi var. Hala transit koridorların nereden geçeceği, bu koridorlardan kimlerin daha çok fayda sağlayacağı. Bunlar bir tartışma konusu iki ülke arasında. Keza Irak'ta da aynı şekilde. Yani Irak'ta da artık bir kuru kanal projesi var. Kalkınma yolu projesi. Bununla alakalı şu an İran çok fazla bir şey söylemiyor ama bir yandan da bir çekinceleri var. Yani Türkiye'nin Irak'a bu kadar çok yaklaşmasıyla ilgili olarak. Burada özellikle bu transit koridorlar üzerinden bir rekabet alanı oluştu son yıllarda iki ülke arasında ve bu kim gelirse gelsin bu rekabet alanı bu şekilde devam edecektir. Yine Kuzey Irak'ta bir güvenlik meselesi vardı. Bunu çözemiyorlar yine iki ülke ama bunun da yine başkanlıkla çözülebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu özellikle Irak söz konusu olduğunda biraz daha bu devrim muhafızlarının elinde olan bir dosya ve bu işi devrim muhafızları ve sistem yürütüyorlar bu alandaki dış politikayı. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerde çok bir değişiklik olacağını ben de beklemiyorum. Hocam sahi dünya için konuşacak olunca şimdi bu sene seçim yılı gözümüz tabii hem başlarken Rusya'daki seçimlerdeydi. Şimdi kapatırken de Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan seçimlerde olacak. İran seçimleri tabii yaşanan bu elim kazağının ardından yapılıyor. Yani 50 gün önce değil mi? 50-55 gün önce yaşanmıştı helikopter kazası. Reisi ve beraberindeki heyet. Yine Dışişleri Bakanı da vardı içeride. Yine o zaman da çok konuşmuştuk ama yani beklemediğimiz bir seçim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçlarına dair de bir şey sormak istiyorum. Yani şimdi orada görüyoruz artık. Dün akşam yapılan debate'de de gördük. Joe Biden'ın sağlık durumu pek iyi değil. Donald Trump'ın ne kadar söylediği şeylerin doğruluğunu tartışmayız zaten tartışacağız ama yine baktığımız zaman anketlere kimin önde götürdüğüne Trump önde gözüküyor ve sanki Trump seçimleri alacakmış gibi duruyor Kasım ayında. Tabii yani Temsilciler Meclisi'nde ne olacak, Senato'da ne olacak, çoğunluk kimlere geçecek bilmiyoruz ama Trump ABD'siyle İran arasındaki ilişkileri belki son olarak biraz konuşmak gerekirse önemli çünkü yani en azından ben önemli olduğunu düşünüyorum, merak da ediyorum. Oraya dair ne söylersiniz öyle kapatalım isterseniz. Hı hı. Tabii yani Trump dönemiyle İran arasında yani Trump'ın Cumhurbaşkanlığı dönemini gördük, devlet başkanlığı dönemini ve İran'la ilişkiler kopma noktasına gelmişti. İyi yürüyen bir anlaşma dönemi vardı aslında. Nükleer anlaşma gayet iyi ilerliyordu ve bir bıçak darbesiyle kesildi ne yazık ki. Bu dolayısıyla kötü bir deneyim var orada. Yani Trump'la çok kötü bir deneyim var. Şimdi İran bunu çok yakından takip ediyor. Yani sistem Trump'ın başa geleceğini bence düşünüyor ve biraz da buna hazırlık yapıyor. Yani aslında öyle bir enteresan bir dönem ki bir yandan Ayetullah Hamenei'nin de sağlık durumu çok iyi değil, yaşı çok ilerledi ve yeni bir devrim rehberinin seçilme durumu var aslında yani önümüzdeki yıllarda. Hem kendi içerisinde yeni bir liderliğe hazırlanıyor İran hem de bir yandan Amerika'daki liderlikte acaba ne olabilir? Bunun bir öngörüsünde bulunmaya çalışıyor ve bir an önce artık galiba bu yaptırım meselesinin çözülmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için de Trump'la müzakere etmek zorunda olduklarını da biliyorlar. Yani Trump'la karşı karşıya gelip bu nükleer meseleyi ve yaptırım meselesi onunla konuşacaklar. Şöyle bir argüman çok dolanıyor uzmanlar arasında. Ben de aslında yani katılmıyor değilim. Trump'la kimin müzakere edeceği çok önemli. Yani Trump'la Celili müzakere edemez belki. Belki Trump'la Kalibaf müzakere belki edebilir, belki edemez. Onu çok ortada görüyorum ama Trump'la müzakere edebilecek en iyi adayın Pezeşkiyan ve Pezeşkiyan'ın dışişleri ekibinde olan Cevat Zarif olacağı düşünülüyor. Eski yani, Dışişleri Bakanı'ydı değil mi hocam zaten kendisi? Evet. Hı-hı. Zaten nükleer anlaşmayı Ruhani döneminde imzalayan eski Dışişleri Bakanı Batı ülkeleriyle olan ilişkisi nispeten iyi, çok iyi bir diplomat, çok iyi bir müzakereci. Yani gerçekten İran'ın son yıllarda yetiştirdiği herhalde en iyi diplomattır Cevat Zarif. Dolayısıyla Cevat Zarif'in olduğu bir ekibin Trump'la görüşmesi ve onunla belki müzakere etmesi daha kolay olabilir. Biraz da devrim rehberinin Pezeşkiyan'a ve işte bu sistem dışına ittiği Zariflerin tekrar bu sistem içerisine dahil olup bu kampanya süreciyle tekrar sahneye çıkmasına izin vermesini bu şekilde yorumlayanlar var. Ben de katılmıyor değilim. Dolayısıyla biraz burada da hani Pezeşkiyan'ın şansının biraz bu noktada da artabileceğini düşünüyorum. Onu da oraya bağlamış olayım. Teşekkür ediyorum ben. Sen kapat buyur. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle hem kendi adıma hem Senem'in adına hem de izleyicilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız, geldiniz, bizi bilgilendirdiniz, izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bu benim Senem'le ilk ve son yayınım oluyor. O yüzden biraz buruk, biraz da sevinçli. Aynı zamanda ilk yayınım olduğu için keyifli bir yayındı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. En azından Senem'i izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum emeklerin için her zaman. olduğu gibi her zaman bekleriz. Her zaman kapı sana açık Burak, sağ olasın. Bu zamana dair emeklerin için de ilk ve son yayınımız oldu. Keşke daha önce olsaymış, ne kadar da keyifli oldu. İzleyicilerimize de ben de buruk ayrılıyorum senden ama her zaman zaten temasa devam edeceğiz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hem Burak'a ayrıca teşekkür ediyorum. Hem Ezgi Hoca'ya teşekkür ediyorum. Hem de izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İran seçimlerine dair ilk yayınımız buydu ama yayınlarımız devam edecek. Hem haberlerimizi hem yayınlarımızı Medyascope'un tüm yerlerinden, platformlarından takip edebilirsiniz diyelim. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.